Çekiyor mu lan? Ha. Yalnız mikrofonuma, pardon, bana aldığın mikrofonunu lütfen taşların üzerine koymaz mısın? Tamam, göbeğimi biraz içeri çekeyim. Göbeğimi de çekmez misin lütfen? Abi, ya ben dedim ki, o zaten o görüntüleri gördüm. Kesin göbekle alakalı oraya bir römark olacak dedim. Bir arkadaş yapmış sağ olsun. Yani fark edilmeyecek gibi de değil. Şimdi arkadaşlar, bugün de Memoli'nin yüzünden sesli gazete çekemiyorum. Anca gezdiriyor beni. Ben de onun sayesinde geziyorum. Korsika'da ulaşım zor. Yani zor değil, araban yoksa, bir yerden bir yere, şehir merkezinde de yaşamıyorsan, bir sebebin de yoksa gitmiyorsun. Gitmen zaten, ulaşım zor yani. Biz de araba işte kiralık, arkadaşlardan falan alıyoruz. O şekilde oluyor. Şimdi Memoli geldi diye ben de bir işte araba buldum. Bugün Porto'ya geldik ama bu Porto, Portekiz'in Porto'su değil. Porto zaten Latin dillerinde liman demek. Porto, Ajaccio'ya yakın, yani Carjez'den sonra yaklaşık buraya bir 70-75 kilometre filan. Yine bir koy. Sahili zaten görüyorsunuz. Yani bu sahil çok önemli bir sahil olduğu için filan burada değiliz. Burada bir Calonque, Calonque de Piana denilen bir yere bir gemi turu yaptık. Oradan geldik. Yani her yeri zaten sahil. Yani istediğiniz yerde denize girebilirsiniz burada. Ya şurada bir plaj varmış, oraya gidelim diye bir şey yok. Her yer plaj burada. Denize girebildiğiniz her yer plajdır. Korsika'yı tanımlarken yani en güzel tarafı da bu. Efendim canım. Bir iki soru sorabilir miyim? Buyur canım. Yani Korsika dediğiniz zaman aklımıza 1 2 3 desek senin aklına ne geliyor? Mesela? Ya 1, 2, özetlemek 3. Özetlemek zor. 1 2 3 yani kuliner, yani mutfak, yemek dediğin zaman buranın, burada ne yiyebiliriz dediğin zaman, burada ormanı çok olduğu için domuz eti, yani sangliye, yaban domuzu falan çok yiyorlar burada biraz. Ben yemediğim için yani bilmiyorum. Yiyenler için diyorum varsa diye. Hani ben bilmediğim için tavsiye de ediyorum diye öyle de anlaşılmasın. Ama ben hamur işini çok seviyorum. Bu Akdeniz mutfağı olduğu için bled, yani pazı, bizde Türkçesi pazı, ıspanağa benziyor. Onun böyle börek gibi oluyor, içine koyuyorlar. Soğanlı olanı var. Bir de buruş var. Buruş bir peynir. Koyun peyniri. Çok tuzlu bir peynir değil. Böyle lokma gibi bir şeyin içerisinde. Çok güzel gidiyor. Ben onu çok seviyorum. Onu kesinlikle almaları lazım. Ajaccio pazarında her sabah 12'ye kadar bulabilirler onu. Orez içmeleri lazım. Orez buranın maden suyu. Ben çok seviyorum. Sen çok sevmedin. Belki de alışkın olmadığındandır. Benim dijestiyonumu da kolaylaştırıyor. Geldikleri zaman görmeleri gereken ne var? Her yeri görebilirler. Biz şu anda oradan itibaren çekmeye başladın sen. Ben bununla alakalı bir belgesel yapacağım dedim. İzak abi de sağ olsun benim sıkı takipçilerimden. O da onunla alakalı mutlaka senden bekliyorum falan diye. Benim üzerimde bir baskı unsuru oldu. İnşallah yapabilirim gerçekten. Çok enteresan bu konu, bir konu. Nereye giderseniz gidin, karşınıza muhakkak bu Ceneviz kulelerinden bir tane çıkıyor. Normalde sirküler, yani sirküler dediğimiz daire şeklinde oluyor ama bu dört köşe, yani kare şeklinde bir kule. Bunların niye yapılmış, ne zaman yapılmış, bunlarla alakalı gerçekten anlatmak istiyorum. Ormanı bol, işte sahili bol, güneşi bol, zaten bunu söylemeye gerek yok. Bir tanesi şey sormuş, mafya falan diye. Evet, Korsika'nın bir mafyası var. Korsika, mesela biz demin biraz evvel Carjez denen bir şehirden geçtik, yani bir kasaba Carjez. Carjez Ivan Colonna. Ivan Colonna'yı ben burada 3-5 ay önce, yani sesli gazetelerde yapmıştım. Ivan Colonna Erignac, Ajaccio valisini, yani bir valiyi öldürmek, devletin valisi, öldürdü adam. Öldürdükten sonra adamı yakaladılar. Daha doğrusu çok uzun süre adam dağlarda saklandı. Ondan sonra yakaladılar Ivan Colonna'yı. Ivan Colonna Paris'te bir hapisteydi. Söylendiğine göre aslında Ivan Colonna değil, Ivan Colonna'nın kardeşi öldürmüş ama Ivan Colonna suçu üzerine almış filan. Ömür boyu hapis yattı, yatıyordu. Orada bir başka bir işte İslamcı terörist suçundan yatan birisi tarafından bıçaklandı bu adam. Komaya girdi, kurtulamadı. Ondan sonra burada olaylar çıktı. Çok ciddi olaylar çıktı. Yaktılar, yıktılar filan, yine her zaman olduğu gibi. Zaten yolda gelirken görmüşsünüzdür. Her yere böyle taklar yazılmış işte. Statu Francesi, Assassini filan, katil Fransa devleti, Ivan Colonna'ya böyle metiyeler filan düzen. Her yerde şeyler. Ha, buna niye geliyorum şimdi? Carjez dedim. Ivan Colonna'nın mesleği de berjeydi. Berje dediğimiz şey neydi Fransızcasında? Çoban. Ha, çoban. Biz de hani Fransa'da Türk deyince akla ilk önce kebapçı gelir ya.
Fransa'da Korsikalı deyince Korsika genelde çoban olarak anılır. Yani çobanlarla anılır. Tabii eskiden kalan bir şey bu, bir klişe. Çoban olduğu zaman mesela bazı köylerde sadece keçiler var falan. Çok enteresan. Yolda panolarda görüyoruz böyle koyun panosu, koyun çıkabilir falan diye. Mesela Fransa'da, metropoliten Fransa'da çok göremeyiz bunu. Bu önemli bir şey. Peynir olarak da zengin bu arada, onu söyleyeyim. Mafya'ya, demin mafyadan bahsettim. Niye bahsettim bilmiyorum. Niye bahsettim mafyadan? Evet, French Connection birisi falan. Birisi sormuş. Evet, ha, Marsilya'da çünkü burası fakir bir bölge olduğu için ulaşımı zor. İşte elektrik buraya 1940'lardan 50'lerden sonra falan gelmiş. Su sonradan gelmiş. Altyapısı falan yokmuş. Dolayısıyla insanlar burayı terk etmişler. Büyük şehirlere gitmişler. Marsilya gibi vesaire. Orada da tabii mafya vari işlere karışmışlar. Bugün Fransa'nın tarihindeki son, yani o 20. yüzyıldaki en büyük mafyalar hep Korsikalılardan çıkmış. Ne diyecektin? Arkanda güneş var ya, çok belli olmuyorsun. Bu tarafa doğru dönseydin daha güzel olurdu. Sen böyle uzaklaştın. Ne tarafa döneyim? Şöyle mi döneyim? Hayır. Sen bu tarafa doğru. Arkanda şey olması lazım. Bazıları diyor ya, orada hiç sahil yok mu? Sahil var. Burası taşlık. Bu Porto Kulesi dedik. Şurada bir tane gitmeyi çok istediğimiz vardı. Gemiyle oraya kadar gittik. Turgi. Turdu Turki. Turgi Türk'ten geliyor. Türk Kulesi. Onun ismini Türk Kulesi olarak adlandırmışlar. Başka ne diyorduk ya? Ne diyebiliriz? Yani bugün de sesli gazete çekmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle size günlüğümüzü şey yapıyoruz. Sağ olsun Memoli geldi. Onun sayesinde ben de yani hem geziyorum hem kendimi gezdiriyorum yani bu şekilde. Bir kez daha Korsika'nın güzelliğini tamaşa ediyoruz. Ben tabii, bazı arkadaşlar soruyorlar, sen niye hiç böyle madem oradasın çıkıp yapmıyorsun diye. Ya benim biraz hayatım karışık. Ben çok Paris'te de zaman geçiriyorum. Burada da çok zaman geçiriyorum ama burada bu tip, hani dışarıda videolar çekmeyi falan çok sevmiyorum, istemiyorum. Hem güvenlik açısından hem de başka güvenlik açısından. Biraz da Korsikalıların bir gıcık bir tarafı var. Dün yaşadığımız şey. Bir tane drone'uyla, Memoli drone'uyla çekmeye kalktı. Adam geldi paldır küldür. Burada çökemezsiniz bilme. Ulan gerizekalı, zaten biz cep telefonumuzla çekmemize izin veriyorsun. GoPro ile çekiyoruz. Niye drone ile çekemiyoruz? Yani biz buradan çıktıktan sonra drone ile yine çekeriz ki Mamalu da öyle yaptı. Adamı gıcık etmiştir muhtemelen. Bayağı bir uzaklaştık. Şeyi yolladı, drone'u yolladı ta oraya kadar çekti yani. Gereksiz bir şey. Ben de o mesela o turu şey yapmıyordum. O kuleyi mesela bilmiyordum. İnternette zaten birisi çekmiş, öyle gördüm. Yani bunun ne zararı var anlamadım. Yani demek istediğim, böyle biraz Korsikalılar ada halkı olduğu için böyle tipik gıcık davranışları da olabiliyor. Ondan dolayı çok ben dışarıda çekmeyi sevmiyorum. Dün Ajax'ı olarak 3-0 yenildik Paris Saint Germain'e. Yapacak bir şey yok. Ben Parisliyim. Orleanlısın sen. Yani Paris'i destekliyorum. Evet. Ya ben sevmiyorum Paris Saint Germain'i. Paris olduğu için değil. O adam aldı ya onu böyle. Parayı basıp oyuncu almak falan. Bence sportif bir şey değil yani. Ya benim için Paris Saint Germain mi, Bayern Münih mi desem Bayern Münih derim. Altyapısı var adamlar. Yani. Değil mi? Böyle başka bir video çekince izlenmiyor videolar. Öyle bir şey oluyor nedense. Yani mesela 15.000, 18.000, 17.000 izlenen video, eğer dışarıda gördüğü zaman adam izlemiyor onu. Ne varsa, benim takipçi sadece şeyi izlemeye yönelik olduğu için, sesli gazeteyi genelde. Bu tip videoları 5-6 bin, 7 bin falan, yani ondan şey geçmiyor. Ben de tabii anlamadığım şey, yani adam şey mi yapıyor acaba? Videoya bakıyor ya. Bakıyor, o sesli gazete değil, aman ben buna tıklamayayım, aman aman filan gibi bir şey de oluyor da olabilir. Ya sakın tıklamayın buna filan mı oluyor, ne oluyor, çok enteresan. Onun için ben bugün kandıracağım seyirciyi, kapak koyacağım, kapağı sanki sesli gazete yapmış gibi, bakalım ne olacak. Yani kapağa rağmen adam girip izlemiyorsa ne demek ki, tıklıyor, aman bu değilmiş sesli gazete, bizi kandırdı deyip gidiyor filan da olabilir yani. Memoli'yi de takip edin ya, adam 977 oldu, adamı getirdik 972'ye. Adam ağlıyor, ben de ağlıyorum. Artmıyor diye. Şimdi adamı 1000 yapalım bari de konsept, buradan gitmeden evvel. Konsept değiştireceğiz. Aslında dedim yani böyle olmuyor. Dün de ben bir video koydum. Kadir'im da bir video koydu. Ratingler sıfırdaydı. Teknede dedim ben böyle arkandan sana bir iteyim, sen bir düş bir boğul. Ondan sonra milyon izlenirsin evet falan diye ama. Ya şey. Razı olmadı. O değil de işin şakası, biz yani şunu, aslında YouTube videosu yapıyorsan hani bunun için bir emek harcıyorsun.
Bunun işte kırpması, biçmesi, ya şu an bile yani, tamam mı? Bunun aleti buluyorsun, takıyorsun filan. Ya bir şey var yani, bunun bir ayarını yapıyorsun filan, tamam mı? Ya bazen şimdi dün konuşuyorduk, ulan adam işte 15 milyon izlenmiş bir videosu, bilmem ne izlenmiş. Adam kebapçıya gidiyor, kebapçıya para veriyor, 5 euroya bana kebap ver diyor, alıyor. Bakıyorsun 1 dakikalık short videoda kaç izlenmiş? 3 milyon mu izlenmiş? Ya bunun mantığını anlamak zor yani, tamam mı? Burada oysa ki ne bileyim işte Korsika olsun, başka bir şey olsun, bir bilgi veriyorsun, bir şey veriyorsun. Bununla alakalı bildiğin bir şey var, araştırıyorsun. Eksik bildiğini tekrar araştırıyorsun falan. Buna rağmen insanlar ilgi göstermiyor. Demek ki insanoğlunun yani ilgi alanı bilgi değil aslında. Onu sadece ne bileyim o an için uyuşturacak, o an için tatmin edecek bir görüntü. Bilgiden ziyade görüntüye daha çok önem veriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu da bir... Ya size de sorduğum bir soru. Hepimiz için geçerli yani. Tamam, ben YouTube videosu yapıyorum da aynı zamanda YouTube videosu da izliyorum. Enteresan. Neyse, kaç dakika oldu? Bayağı konuştuk galiba, değil mi? 12. Ne yapalım? Şimdi biz bir şeye gideceğiz. Şelaleye gideceğiz. Buranın aynı zamanda öyle tarafları da var. Korsika deyince onu söylemişim. Arkadaşlar Korsika, yani Korsika kültürü. Korsika. Kıyılarda oluşmuş bir şey değil. Korsikalı kültürü, Korsika kültürü hep yükseklerde oluşmuş. Köyler, möyler işte Sarten'dir, Korte'dir. Bunlar hep yükseklerde oluşmuş. Kıyılarda oluşmamış. Kıyılarda hep Ceneviz hakimiyetinde olduğu için buralar Ceneviz aristokrasisi. Özellikle dün gittiğimiz Bonifacio'da filan. Mesela Bonifacio'nun çok enteresan bir anekdotu var. Bonifacio Ceneviz hakimiyetindeyken Korsikalı'nın yerlisi oraya gidip orada gezinebilirdi. Böyle bir hakkı vardı. Ama orada yatıp uyuyamazdı, kalamazdı. Dolayısıyla kıyılar hep Cenevizlerin hakimiyetinde olmuş. Tabii çok da istilaya uğradığı için ada gelenler işte yani çok uzun yıllardır istilaya uğramış. Yani işte Fenikelilerden tut Bizanslara kadar Türklere, İspanyollar, İngilizler bir ara gelmişler. Bayağı bir milletin istilasına uğradığı için zaten bu kuleleri ondan yapmışlar. 80 küsur tane var. Dolayısıyla insanlar tabii istilaya uğrayınca ilk önce buradaki yerleri yağmalıyorlar. İnsanları kaçıyorlar. İnsanlar da Korsikalıların halkı da hep yukarılara çıkmış. Orada köyler, işte kasabalar oluşturmuşlar. Orada yaşıyorlar aslında. Korsika kültürü bu. Korsika kültürü aslında Ajaksiyon'un merkezi, Bastia'nın merkezi falan değil. Aslında. Diyelim. Çok daha uzatmaya da gerek yok. Daha fazla bilgi de verebiliriz. Arkadaşlar sormak istiyorlarsa sorabilirler. Ben zaman zaman böyle videolar çekebilirim aslında. Gelen giden olursa da haber versin. Zaten videolarda. Haftaya cuma yani. Haftaya cuma memoli koyacakmış çektiğimiz videolar. Çok güzel drone'la videolar çekti. Sosyal medyada göremeyeceğiniz, hatta YouTube'da yani hiçbir Türk YouTuber'ının yapmadığı videoları çekti. Seyredelim. Cesaretiyle. Gerçekten o rüzgara müzgara rağmen uçurdu. Ben şimdi ondan da alacağım. O çektikten sonra ben de kullanacağım. Ama özellikle ben şu kulelerle alakalı bir şey yapmak istiyorum. O zaman sizi öpüyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Sosyal şey, sesli gazeteyi yapamadık. Yapmadık. Çok da mühim değil. İnsanın biraz da ara vermesi lazım enerji toplaması için. Biz de gidelim bir yemek yiyelim. Burası bir balıkçı köyü Porto. Bir balıklı bir şey yiyelim. Ben balık yemek istiyorum. Taze balık. Görüşürüz arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın canlarım benim. Sağlık ve afiyetle. Kapat artık. Göbeğimi mi göstereceksin? Kapat. Şimdi sizi 1450 metre rakımı olan bir yere getirdik. Burası tam Korsika'nın ortası. Hatta biz şu anda Korsika administratif yönetimi olarak ikiye ayrılmış durumda. Biz öbür tarafa geçtik. 2B tarafına geçtik. Burada ne var? Burada bir kaskat şey göreceğiz. Şelale göreceğiz arkadaşlar. Vallahi kaybolduk ormanda. Şurada uzakta bir göl var. Demin bir palo gördük ama arkadaşlar Hansel ile Gretel gibi biz de şu renkleri takip ederek ormandan çıkıp arabamıza gitmeye çalışıyoruz. Lan. Vallahi cep telefonum da yok üzerimde. Numarayı da bastı gitti Allah'tan. Şu
ormanda yürüyüş yapanlar için sarı kırmızı şeyleri düşünmüşler. Evet, şelaleye ulaşamadık ama böyle ufacık bir çaya geldik. Nihayet arabamıza ulaştık. Ama kaskada gidemedik. Çünkü yanlış yola gittik. Ormanda kaybolduk. Geri geldik filan. Ayakkabılarımız bu halde. Söyleyeceğim. O kadar yol yaptık. Yani bir şey çekemedik. Çekemedik ama belgesel gibi oldu. Ormanda sonra, kaybolduk diye mesela buna bir başlık atabiliriz. Yıllar sonra konuşacağımız iki tane anımız var. İki tane mal gibi ormana evet. Çıktık. 1400 metreye çıkıyoruz diye böyle bir de artistlik yaptık. Hava attık biz şimdi. Kaskada göreceğe gideceğiz. Şelaleye gideceğiz filan diye. Sonra yemedi geri döndük yani. Hava kararıyordu. Ama hava kararıyordu. Güleceğimiz, eğleneceğimiz güzel bir an oldu. Aynen öyle arkadaşlar. Ne yapalım? Bu kadarmış. Kusura bakmayın yani.